Doktordan Temiz Tariflerden herkese merhaba. Bugün tefumlu samsa günü. Samsanın ne olduğundan biraz sonra bahsedeceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi bu samsa aslında bir Özbek mantısı, bir çeşit Özbek mantısı diye geçiyor. Bunun bu tarifin mucidi bizim yardımcımız İlmira aslında. Çünkü o çok güzel, o samsa dediği işte içi kıyma dolgulu poğaçaları yapıyordu. Biz gluten tüketmeyince alternatif üretti. Tefunuyla yaptığında çok güzel oldu. Biz de bu tarifi sizinle paylaşmak istedik çünkü gerçekten mesela karabuğday unuyla yakalayamadığımız yumuşaklığı da verdi. Daha puf puf. Birazcık teknik detayları var. Şimdi onları da birlikte yapacağız. Poğaça mı, mantı mı? Poğaça yani. Bence poğaça. Bence de poğaça. Mantı gibi başladı da biz Özbek mantısını da çok sevenler olarak. Doğru. Bu fırında yani çok değişik hamur işleri var onların. Fırında yaptıkları var, buharda pişirdikleri var, suda haşladıkları var. Tabii. Pek çok çeşitli farklı, mantı bal kabaklı yapıyorlar mesela. Çok güzel oluyor çok o da. Güzel. Biz bugün kıymalı yapacağız. Harika. Ben malzemelerden bahsedeyim hemen. Tefunumuz var. Şu çok ince bir un böyle. Yine fisilyum kullanacağız tabii ki. Her türlü glutensiz hamur içinde olmazsa olmazımız. Tuz, karabiber, kimyon gibi baharatlar. Bir yumurta, soğan, kıyma içi için. İçine başka bir şey de kullanılabilir. Peynir tüketiyorsanız peynirli de olabilir. Patatesli de olabilir. Veya işte yine Özbeklerin yaptığı gibi sebzeli, bal kabaklı olabilir. Ve tabii tereyağımız var. Bunu da hamuru açarken kullanacağız. Biraz böyle kat kat yağlayıp açacağız. Zaten o yumuşaklığı da o veriyor aslında. Tabii bir de fisilyum olduğu için kaynar suyumuz olacak. Ben şimdi suyu alıyorum. Tefunu Etiyopya'da yetişiyormuş. Oradan buraya geliyor. Tef daha doğrusu. Tef. Evet. Ha, tef oradan yetişiyor. Dünyanın en yüksek rakımlı yerlerinde yetişen en küçük tahıllı, en küçük taneli tahılıymış. Tef. Evet. İlginçtir. Toplum sağlığı açısından da önemli bir yeri var hem de bu tefin. En çok toplum sağlığı deyince aklımıza gelen, eksiklik deyince aklımıza gelen şeyler demir. İşte demir eksikti. Tefin iyi taraflarından birisi, tefte doğal olarak demir içeriği de bayağı zengin. O anlamda da demir içeriği de zengin olması dolayısıyla demir eksikliğine karşı da koruyucu olduğunu ifade edebiliriz belki bu sayede. Psyllium tabii var. Psyllium böyle esnekliği sağlayan ana maddeydi. Onun üzerinden gideceğiniz bir şey. Tuz var, bir de baharatlar var galiba değil mi anne? Evet evet, o içi için. Poğaça hamur için kullanmayacağız ama. Sen konuşurken aslında bu tefunun ne kadar lifli olduğundan da bahsetmek istiyorum şeyde. Sonra da bu lif ne anlama geliyor? Lif. Bazı şeyler çok popüler, herkes söylüyor ama ne anlama geldiğini anlamak gerçekten önemli bence. Tefonu da bayağı lifli. Şimdi lif de yani? Aslında ikiye ayrılıyor. Çözünebilir lifler var, çözünemeyen lifler var bağırsakta. İkisi de önemli bizim için. Şimdi çözünebilir lifleri aslında bakterilerin besini gibi düşünebiliriz. Hmm. Prebiyotik lifler var. Tamam. Çözünemeyen lifler de bağırsakta bir jel tuzak oluşturuyorlar aslında. Suyu emiyorlar. Örneğin fazla östrojenin atılması. Yani şimdi biz vücudumuzdan uzaklaştırmak istediğimiz maddeleri idrarla veya kakayla atıyoruz. Şimdi bağırsakta bu maddeler var. Bunlardan bir tanesi de fazla hormonlar. Özellikle kadınlar için lif alımını ben çok önemsiyorum. Günde 25 ila 35 gram arasında lif alınması gerekiyor ki bizim o fazla östrojenden kurtulabilelim. Bir, bağırsak bakterilerini korumak, onları beslemek, iyi bakterileri beslemek için. İki, bizim vücudumuzdan uzaklaştırmak istediğimiz şeyleri uzaklaştırabilmek için, detoks sistemini destekleyebilmek için lifler çok önemli. Bağırsağı hareketlendirmek açısından da bunlar şişince evet. Orada bir kitle de yapıp kakaya su da çekiyorlar. Tabii. Evet. Onu da kakayı yumuşatıyorlar. Mesela çocuklarda da, erişkinlerde de bir kabızlık sorunu varsa ilk etapta lif alımını arttırıyoruz. Suyla birlikte. Bol suyla tüketildiğinde zaten o orada iyice şişip atılımı arttıracak. Harika. Şimdi bu hamur olmaya başladı. Bakayım soğudu mu? Elimle gireceğim çünkü gene. Tamam. Gayet güzel. Olduğu gibi biraz daha sanki su alacak. Suyunu artık ayarlayabiliriz. Biraz fisilyumların markasına göre su emme özelliği değişiyor. Hmm. Şimdi biz burada ne kadar kullandık? 70 gram tefunu. Ya yaklaşık bir 4 tane çıkacak bundan. 70 gram tefunu.
10 gram fisilyum kullandık. Tuz tabii ki göz kararı. Şimdi bu bir hamur kıvamına geldi. Açarken yine kara buğday unu kullanacağım. Açmakta yapışmasın diye. Sen istersen bunları topla. Tamam. Gerçi yemek yaparken ortalık toplamayı biz hepimiz doğuştan öğrendik. Hemen şunu açayım çünkü bunu yağlaya yağlaya katlayacağız. Bir şey, aklıma hep benim bağırsak geliyor. Sadece bağırsak sanki. Bağırsakta suyu çeker ve kaka yapmaya yarar diyordum. Ama sen benim ufkumu açtın. Yani aynı zamanda istenmeyen hormonların ve benzeri maddelerin de açılmasını evet. sağlıyor, öyle mi? Evet. Buna borçlu olmak güzelmiş. Anladın mı? Tefonun glutensiz olduğundan bahsettik. Evet. Peki hep geçen sefer de konuştuğumuzda aslında glutensiz undan kaçarken daha kötü şeylere de tutulabiliriz diyorduk. Nişastaya gidiyoruz demiştik. Tefunluğun burada ne fark yaratıyor? Şimdi glutensiz un, bir doğası gereği glutensiz olan unlar var. İçerisinde gluten içermeyen kara buğdayın unu, kinoanın unu, tefin unu gibi. Bir de şöyle glutensiz unlar var, sırf nişasta karışımı. Bazı paketlerde görürsünüz glutensiz un karışımı der. Bir çevir arkasını bak, işte pirinç nişastası, mısır nişastası, tapyoka nişastası gibi. Şimdi onları istemiyoruz. Biz zaten nişastadan da kaçıyoruz. Özellikle şimdi glutensiz unu kim kullanıyor? Bağırsakla ilgili bir sıkıntısı olan, sindirim problemi olan, çölyak hastaları. Şimdi zaten burada bir, ya da geçirgen bağırsağı olanlar. Şimdi zaten burada bir bağırsakta bir hasar var. Biz bunu onarmak için gluteni oradan çıkarıyoruz. Şimdi hasar olan bir yere sen başka bir hasar vericiyi gönderirsen bir anlamı yok. Nişasta da bunların en başında geliyor. GEPS diyetinde de mesela biz nişastalı sebzeleri bile kesiyoruz. Düşün, orada kalkıp bir de glutensiz diye gidip o nişasta bombardımanı tuttuğun zaman geçmiş olsun yani. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak işte buradan geliyor. Şimdi ben sosyal medya hesabımı ilk başlattığım zaman da hep böyle şeyleri söylüyordum. İşte şunu yapmayalım, bunu yapmayalım falan ama sonra fark ettim ki hani asıl ihtiyacımız olan şey ne yapalım sorusunun cevabı. Yani tamam gluten tüketmeyelim ama onun yerine ne yapacağız yani? Şimdi pazar kahvaltısı. Herkes sıcak söylemiş şey poğaçasını, simitini. Sen böyle yiyemiyorsun ya da işte bir çocuk için bu çok daha zor oluyor. Erişkin için zaten zor. O yüzden onun alternatiflerini üretmeye çalışıyoruz. Ne yapamıyoruz değil. Hani şunu yeme, bunu yeme. Tamam, okey ama o kadar çok yiyecek şeyimiz var ki işte burada sizinle bunları beraber keşfetmeyi çok istiyorum. Doğuş da öyle zaten. Biz çünkü sürekli denemeler yapıyoruz. Aynen öyle. Burada. Ya nerede? Ha tamam. Aa süper. Gluten tam olarak aslında çölyak olmadan da bağırsak geçirgenliğinin arttırması dolayısıyla bizim başımıza bela alıyor diyorsun. Doğru evet, mu? Evet. Şimdi bir çölyak var. Glutenin yarattığı şeyler klinik tablolarda. Bir de non çölyak gluten hassasiyeti var. Harika. İşte bir noktaya doğru geliyoruz. Şimdi kabaca gidelim dışarıdan içeri. Şöyle gluten önce çölyaklı olmasam da bağırsak geçirgenliğini arttırır dedik. Bir de böyle gluten deyince böyle bütün hastalıkların aynı hastalıkmış gibi davranılması söz konusu. Öyle bir algı da var. Yani gluten hassasiyetine, gluten alerjisine, glutene bağlı bağırsak geçirgenliğine, yani gluten bir tek şey mi yapıyor burada? Hepsinin farklı mekanizmaları var. Bir IgE aracılıklı alerji var. Direkt çocuklarımızda şu anda yaşadığımız durum aslında. Bir geç reaksiyon var. Bir de IgE aracılı olmayan glutenin yarattığı duyarlılık var. Bu şekilde üst üste binmeyecek şekilde katlıyoruz. Bunu da son kez katlayacağım. Şimdi bunu kıymalı içi yaparken buzluğa atacağım. Biraz toparlasın, kendine gelsin diye. Ondan sonra çıkarıp tekrar kullanacağız. Hamuru buzdolabına attık, daha doğrusu buzlu kısmına attık. Şimdi o sırada soğanları doğradık. Soğan, bir tam soğanı koyduk. Aslında 4 tane çıkıyor ama soğanın bol olması önemli çünkü içindeki kıymayı o sulandıracak. Yoksa sert oluyor soğan az olduğunda. Şimdi bunu yoğuracağız. Biraz tuz, karabiber falan doysan ekler misin? Soğanın suyunu evet. Sıkıyor muyuz? İşte elinde yoğururken sıkıyoruz. Küçük küçük doğramak önemli. Kapı çaldı. Biri geldi, bakalım kim? Biraz da karabiber. Soğanları doğramak vesaire, onu hazırlamak yaklaşık bir işte 10-15 dakika, hamurumda bir 10-15 dakika dinlenmesi yeterli oluyor. Şimdi hamuru açtık, yağladık, katladık, tekrar yağladık, katladık.
2-3 kere yaptık. Ben biraz az koydum yağını. Hani daha böyle kat kat olması için biraz daha fazla konulabilir. Şimdi 10-15 dakika dinlendirdik buzlukta. O sırada kıymalı içimizi yaptık. Soğan, kıyma, tuz, karabiber, kimyon nasıl istiyorsanız. Şimdi şunu şöyle dörde böleyim. Tamam. Bakın böyle gözüküyor mu? Kat kat oluyor. Milföy gibi oldu. Evet. Yani o kadar tabii iddialı değiliz ama. Şöyle elimle birazcık açacağım. Artık milföy almaya son. Zaten neden olmasın? Doğru. Şöyle elinizle açmanız yeterli yani. Hiç şeye gerek yok. Tamam. Biraz daha şunda. Hatta 100, bu gerçi 120 gramdı. Aslında biraz daha fazla yapacaktık ama telefonumuz bitmiş. Ya sorma. Küçük bir kriz yaşadık tabii. Ama evet. Olsun olduğu kadar. Ev hali olduğu kadar. O yüzden 70 grama göre yaptık ama zaten normalde de o kadar 4 tane falan yaptığınızda 70 gram oluyor. Biz bugün biraz daha fazla yapalım dedik şöyle hani yapmışken yiyelim diye ama. 4 kişilik aile için kişi başına birer tane gibi oluyor. Evet. Hani sen bu işi yaparken ben de o arada belki daha doğal glutensiz unlar kısmına belki girebilirim. Şimdi Tefun'u kullanabiliyoruz dedik doğal glutensiz unlar için. Nişastadan kaçalım diye konuştuk. O zaman evet. Başka doğal glutensiz un olarak ne kullanabiliriz kısmını da konuşmakta belki fayda var. Bu noktada geçen sefer kara buğdaydan bahsettik. Kara buğday bunun için kullanılabiliyor. Hatta niye kara buğday diyoruz? Yabancılar buna greçka diyorlar. Çünkü Türkçe'ye kara buğday diye girince buğdaydan kaçarken yine buğday mı alacağız? Bu da glutenli değil mi diye soruyorduk. Greçkanın da bu anlamda iyi bir alternatif olabileceğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Evet. Bunun dışında da bakliyat unları, mercimek unu, fasulye unu, nohut unu gibi unlar evet, da doğru. Oldukça bu anlamda işe yarıyor. Badem unu tatlılarda mesela, fındık unu, işte pastada yapmıştık mesela. Evet. Dut unu, şeker tadı alabilmek için. Hindistan cevizi unu çok güzel oluyor kurabiyelerde. Hindistan cevizi unu. Şimdi fırına atacağım. Fırını 150 derecede ısıttık. Bunu normalde aslında beyaz unla yaptıkları zaman üzerine yoğurt sürüyorlar. Ama biz zaten kızarma gibi bir şey beklemediğimiz için zaten koyu renk. O yüzden hiç sürmeyeceğiz. Beyazlatılmamış fırın kağıdı kullandım. Aslında food grade silikon da kullanılabilir. Mesela şu silikonu açmak için hani bu ısıya maruz kalmadığı için gıdayla bir etkileşimi yok. Ama bu silikonu ben fırına atamam mesela. Isıya maruz kaldığında etkileşime girebilir. O yüzden food grade fırına girebilen yüksek derecelerde bile gıdayla etkileşime girmeyen silikonlar var. Onları kullanabiliriz. Yine beyazlatılmamış fırın kağıdı hani yoksa elimizde, benim şu an yok mesela o silikonu maalesef kaybettim. Beyazlatılmamış yine silikon kaplı fırın kağıtlarını kullanabiliriz. Ama tabii direkt yağlayabiliriz. Şimdi bu bir yarım saat pişecek. Kaç derecede? 160, 80. 180. O sırada biz de buraları toparlayalım. Harika. Sonra yine görüşürüz. Eline sağlık. Glutensiz samsalarımız, kıymalı samsalarımız hazır. Şu deliğini kapatsaydım şöyle. Şöyle koyayım olmazsa. Oo. Evet. Terledi bile bak da bak. Umarım siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun.